arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel ceketimizi çalışacağız. Ceketimizi şişle ördük. Şişle ördük ve yakadan yine başlayarak robalarımızdaki artışlarımızı yaptık. istediğimiz genişliğe ulaşana kadar düz roba ördük ve gizli artışla artırdık. Roba kısmında delik yapmadık. Bakınız gizli artışla bir tane ilmeğimizin sağından ve solundan yeteri kadar arttık. Daha sonrasında 3 diş haroşamızı tekrar ördük. Robamızla gövdemiz arasında güzel bir ayrıcı ayrıntı olmasını istedik dilerseniz buradaki haroşayı kullanmadan da direkt geçebilirsiniz bal peteği modelimize modelimiz ise şöyle gördüğümüz gibi çok çok güzel duran bir model yetişkin örgülerinde kullanabileceğimiz gibi bebek örgülerine de yakışan güzel bir model son derece de kolay umarım hiç zorluk çekmeden öreceksiniz evet şöyle arkasına da bakalım Arkasında e, yakamızın şöyle arkasını görmekteyiz. Dilerseniz yakamızı çalışmaya da bilirsiniz. Fakat yaka çalıştığımız zaman özellikle kız bebeklerde bu ayrıntı çok çok yakışmakta. Evet şimdi ölçülerimize bakalım. Yakamızın olduğu üst kısımdan başlıyorum. Alt kısma kadar 34 santim. Ceketimizin uzunluğu bakınız en üst kısımdan başladım en alt kısma kadar 34 santim hemen yan kısımdan gövde genişliğine bakalım şöyle çevirelim kol altından ölçelim kol altından genişliğimiz ise 27 santim ceketimizin genişliği Evet ceketimize hemen başlayalım ve ceketimizin sahibi olan minik prensesimiz Sofya'da güzel günlerde sağlıklı mutlu bir ömür sürerek giysin inşallah ceketimi örmek için Tutku el örgü iplerini kullanıyorum. İpimizi şöyle tanıyalım. İpimiz %100 akrilik ve 100 gramdan oluşmakta. 119 numaralı renge sahip İpimi örmek için iki buçuk numaralı şişimi kullanıyorum. Sizler dilediğiniz marka ve ürünleri kullanabilirsiniz. Yaşadığınız şehirde hangi marka ürünlere ulaşabiliyorsanız, hangi markalar daha kolay temin ediyorsanız onlarla örebilirsiniz. Her zaman için sadece hangi markayla ördüğümüzü gösterme adına bir fikir olması için sizlerle markamızı paylaşmaktayız. Yoksa tabii ki hangi ürüne rahatlıkla ulaşabilirseniz o şekilde o ürünle örgümüzü örelim. Evet şimdi ipimizi şöyle uzatıyorum ve 80 tane ilmek şişime toplayarak örmeye başlıyorum. 1 yaş için örüyoruz. 0-1 yaş çocuklarımız için uygundur. Başlangıç ilmeği olarak 80 tane ilmeğimi alıyorum. Bölümlerine ayıracağımız zaman şu an haroşa öreceğiz. 4 diş. Bölümlerine ise 7 ve 7 kenar patlarımızı örüyoruz. Ve aynı zamanda kenar bandı diye adlandırdığımız bölümleri 8'er ön 11'er ilmek kollarımız için ve 24 ilmek de ceketimizin arkasını oluşturuyoruz. Şuradaki görmüş olduğunuz işaretlerden ise artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi ipimi belli bir uzunlukta aldım. Nasıl başlıyorsanız bakınız ben şu şekilde başlıyorum. İpimi şöyle ardına atıyorum. Baş altından ve diğer taraftan. Baş parmağımın altından diğer parmağımdan çok sıkmıyorum çok da gevşek bırakmıyorum birbirine aynı denklikte ilmeklerimi toparlamaya başlıyorum 80 tane ilmek olana kadar şişimizi birer birer ilmeklerimizi toparlayalım 80 tane ilmeğimizi şişimize toparladık. Şimdi haroşa olarak örmeye başlıyorum. Haroşamızı her iki yönde aynı örgüden ördüğümüz zaman e, ulaşabiliyoruz. Haroşa örgümüze İsterseniz her iki yönde ters isterseniz her iki yönde düz örerek haroşaya ulaşabiliriz. Evet ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve başlıyorum. Düz olarak örüyorum. Bakınız bu yönde bütün ilmeklerimi düz örüyorum ve başa kadar ilerliyorum. Önden ve arkadan bir sıra önden bir sıra arkadan ördüğümüz zaman iki sırada bir diş haroşayı oluşturuyoruz. İki sıra ördüğümüzde bir diş haroşamız oluyor. Şimdi düz olarak sıramın ucuna kadar ilerliyorum. Sıramın sonuna doğru örerek ilerledim. Şimdi en son iki ilmeğim kaldı. Birer birer her iki ilmeğimi de örüyorum örgümün yönünü çeviriyorum. Şu şekilde bakınız örgümüzün yönünü çevirdim. Tekrar bu yönden de düz olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve düz örgümle örmeye devam ediyorum. Birinci dişimizi tamamladık. Şimdi ikinci dişimiz için örmeye başladım. evet sıramızı dümdüz örerek ilerleyelim. Hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örelim ve sonra ilik açmak için tekrar birlikte olalım. Ön yüzden haroşalarımızı örerek geldim bakınız. 1 2 3 diş haroşamızı ördüm. Şu an ön yüzdeyiz. Bakınız ipimiz sol elimizden tarafta olduğu zaman örgümüzün ön yüzü. Bakınız ipimiz bu yönden sallandığı zaman ön yüzdeyiz ve 7 tane kenar patımız için ayırdığımız ilmeğin hemen yanı başındayız ve ilk iliğimizi bu yönden açmaya başlayalım. 3 bakınız 4 7. Şimdi 3 tane ilmeğimi örüyorum. Burası zaten şu anda hepsi haroşa örgü olduğu için çok fark etmemekte. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi ördükten sonra 4 tane ilmeğim kalıyor. Hemen başını doluyorum ve 2 tane ilmeğimi aynı anda alarak kesiyorum ve ilk iliğimi buradan açmış oluyorum. Diğer ilmeklerimi birer birer örüyorum ve birinci ilmeğimizi hemen ilk boyun lastiklerinin olduğu bölümde açmış oluyoruz ve arkaya çeviriyorum örgümüzün ters yönü bakınız bu kez ipimiz sağ elimizden tarafta burası arka yön şimdi son haroşamızı buradan düz olarak örüp ilerleyelim bir sonraki sırada bölümlerimizi ayıralım ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve birer birer örüyorum şimdi bakınız 3 tane ilmeğimi ördüm İlik için açmış olduğum yerdeki bakın artışımı yapmıştım Diğerini ikisini aynı anda almıştım giriyorum düz olarak örüyorum ve diğer ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir tane basit ilmi iliğimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz sıra başına kadar düz örgümüzü örerek aruşamızı tamamlayalım Ceketimizin yaka lastiklerini örerek tamamladım ve görmüş olduğunuz gibi araçlarımı takarak bölümlerine ayırdım. Şimdi başlangıç ve bitişteki 7 tane ilmeğimiz kenar patlarımız olacak ve haroşa olarak bütün ceket boyunca kenardan tamamlanacak. Yani ceketimiz bitene kadar 7'şer ilmeğimiz aşağıya kadar ilerleyecek. Evet sonrasında... 7 ilmekten sonra gelen 8 tane ilmeğimizi ceketimizin önünde örmek için kullanacağız. Hemen ayıracımı taktığım yerin bir önceki yeri. Bakınız araçlarımı e, ilmeğime değil yanına taktım ki gelmeden işaretimin olduğu yere bakınız. Burası bir tane artış yerimizin olacağı bölüm. Diğer şuradaki görmüş olduğumuz 11 tane ilmeğimiz ise kolumuzun olduğu bölüm. Ve hemen ayıracımın önündeki Buradaki görmüş olduğum bir tane artış. Arkamız için 24 tane ilmeğimizi ayarladık ve hemen sarı ilmeğimizin önündeki ilmeği burada görmüş olduğum bir tane artış olarak ayarladım. Tekrar 11 tane ilmeğimi taktım kolum için ve bir tane şuradaki görmüş olduğum Artış yerini buraya ayarladım. Ilmeğin kendisine takmadım. Dilerseniz kendisine de takabilirsiniz. Sonrasında 8 ilmek ve 7 tane kenar patımız için olan e, bitişteki ilmeklerimiz. Evet toplamda 80 tane ilmeğimiz vardı. Şu şekilde kuracak olursak herhangi bir sıkıntı yaşamadan e, ceketimizi bölümlerine ayırıyoruz. Şimdi ön yüzden örmeye başlıyorum. Ben düz yönden ördüğüm için yine bu yönden bakın sarhoşalarımı düz olarak örüyorum. 7 tane kenar patımı örüyorum. Düz olduğu için herhangi bir değişiklik yok. 2, 4, 6, 7 ve kalan 8 tane ilmeğimi yine örgümün düz yönünde olduğum için düz olarak devam ediyorum. 8 düzümü örüyorum. İşaretimi ayrıcımdan bir öncesine bakınız aracımı tam ilmeğime takmak istemedim. Bir önce olarak ayarladım. Şimdi buradaki kolumuz için ve gövdemizi genişletmek için yapacağımız artış yerimizdeyiz. Ya da şöyle diyelim bakınız. Şimdi bu ilmeğimizin sağında ve solunda birer tane artışımızı yapıyoruz. İster açık ister kapalı yapabilirsiniz. Şöyle gizli artış yapmak istiyorum. Bir tane ilmek taktım. Düz olarak örüyorum. Bakınız öncesinde bir gizli artış yaptım. İlmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir tane daha ilmek alıyorum gizli burada delik olsun istemiyorum ceket olduğu için tabi delikli modellerde kullanabiliriz ama ben bu modelimde e, roba kısmında delik olmadan gizli artış kullanıyorum şimdi ayracımı çıkarıyorum kolum için olan ilmeklerimi birer birer diğer işaretime kadar düz yönde örüyorum örgülerdeki alış farklılıklarımız hiç önemli değil önemli olan sonuçta Düz örgümüze ve ters örgümüze ulaşabilmemiz çok farklı alış türleri var. O yüzden hiç sıkıntı değil. Evet şimdi işaretimden hemen bir öncesine geldim ve kolum için 11 tane ilmeğimi ördükten sonra bir artışımı yapacağım yere geldim. Bakınız bu işaretimde bakınız işaretimi bir sonrasına koymuştum. Hemen bir tane ilmeği takıyorum. Aradaki ilmeğimi örüyorum. Bir tane ilmeğimi tekrar takıyorum. Bu şu şekilde de bükerek takabilirsiniz. Bakınız şöyle ipimizi alıp hemen bükerek şöyle takabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse. Bir ilmeğimizin hem öncesinde hem sonrasında birer tane artışlarımızı yaptım ve ayıracımı çıkarıyorum. Ceketimin arkasındaki 24 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum ve burada görüşelim. Arkam için 24 tane ilmeğimi düz örerek geldim. Tam ayrıcımın olduğu yerdeyim bakınız. Buradaki ilmeğim artış ilmeğim olarak ayarlamış olduğum yer. Dilerseniz tam kendisine de işaretlerinizi takabilirsiniz. Evet şimdi öncesinde bakınız şu şekilde bükerek de takabilirsiniz. Bakın şu şekilde büküp de takabilirsiniz. Bir tane ilmek taktım. Ayırdığım ilmeğimi örüyorum. İşaretimi çıkarıyorum işaretim kendisine takılmış hemen örmeden çıkarıyorum ki herhangi bir şekilde zarar vermesin Evet örüyorum bir tane daha artışımı yapıyorum bakınız bu kez büküp de yaptım hangisi kolayınıza gelirse Dilerseniz parmağınızda dilerseniz elinizde kıvırma yöntemiyle şimdi burada görmüş olduğum işaret yerime kadar bakın bir öncesine kadar 11 tane kolum için düz örüyorum. Şurada görmüş olduğumuz birer ilmeklerin hem sağında hem solunda birer tane artışlarımızı yapıyoruz. Birer birer artışlarımızı mutlaka yapıyoruz ve bu ilmeğimizin etrafında hep takiplerimizi yapıyoruz. Buradaki ilmeğimizi merkeze alıyoruz. Bir ilmeğimizi sağında ve solunda bir önceki artmış olduklarımızı örüyoruz. Sadece ana olarak ayarlamış olduğumuz tek ilmek etrafında artışlarımızı yaparak ilerliyoruz. Bakın şimdi beyaz ilmeğime doğru, beyaz ayırıcıma doğru ilerliyorum düz yönden. Evet şimdi hemen artışlarımızı yapmaya başlıyoruz. Bakınız artışımın olduğu bölüme geldim. Dilersek nasıldı? Şu şekilde hangisi kolay olursa düz örüyorum. Ve bir tane daha bunu da şu şekilde yapalım. Bakınız kıvırdığımız zaman getirip takıyoruz. Birer ilmek sağında ve solunda artışımızı yapmış oluyoruz ve ayıracımı çıkarıyorum. Bir ilmeğimiz ana ilmeğimiz, bir tane sağda ve bir tane solda olmak üzere genişleten ilmeklerimiz yani robamızı genişletecek buradaki tek ilmeklerimizin etrafında yapmış olduğumuz artışlar. Şimdi önümüz ve kenar patlarımızı düz olarak örüyorum bu yön düz olduğu için ve de ben haroşamı düz yönde ördüğüm için herhangi bir değişiklik yapmadan sıramın sonuna kadar ilerliyorum. son ilmeğimi örüyorum düz olarak ve örgümü çeviriyorum şimdi burası örgümüzün arka yüzü bakınız ipimiz sağ elimden tarafta şimdi ön ve arkadaki yani başlangıç ve bitişteki yedişer ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz diğer bütün ilmeklerimiz artışlarımızda dahil hepsini ters örgü olarak örüyoruz bu sıramızda artış yapmıyoruz artışlarımızı sadece düz yönlerimizde yapıyoruz şimdi 7 tane ilmeğimi haroşa olacağı için düz olarak örüyorum. Sayalım. 3 6 bir tane daha örüyorum. 7 2 4 6 ve 7. Şimdi buradan diğer 7 tane ilmeğimi varana kadar hepsini ters olarak örüyorum. Alıyorum. Bakınız ters. Tamamını ters olarak örüyorum. Yapmış olduğum artışlarımı da aynı şekilde ters örgü olarak örüyorum. Örgümün ters yönünde. Bakınız yaptığımız artışımız ana ilmeğimiz ve diğer artışımız bakınız hepsini de ters yönden alarak ördüm ve devam ediyorum evet sıramızın başına kadar örelim son 7 ilmeğimizi düz olarak örelim Son 7 ilmeğimi burana kadar ördüm. Kenar patım olacağı için burayı düz olarak örüyorum. Diğerlerini ters olarak örüp geldim. Şimdi başlıyorum bakınız. 4 ve 3 7 tane ilmeğimi düz örüyorum. Evet, gövde kısmını yakadan sonraki ilk sırasını hem ön yüzden hem de arka yüzden örerek geldim bakınız. 1 2 3 4 diş haroşamızı ördük ve gövdemizi bölümlerimize ayırdık. Bölümlerimizi şöyle bir daha tekrar edelim. 7'şer kenar patımız, 8'er önümüz, 11 kollarımız, aralarda birer ilmek artış yapacağız sağında ve solunda. 24 tane ilmeğimiz ise arkamız için ayarladık. Şimdi örmeye devam edelim. Arkadan ters örerek tekrar ön yüzümüze geldim. Artışlarımızı yaptığımız ilmeğimizi sizlerin rahat görebilmesi adına birer tane ayracımı bakınız yerleştirdim. Bu ana ilmeğimizin sağında ve solunda artışlarımızı yapıyoruz. Şimdi ön yüzdeyim ve örmeye başlıyorum düz örgümü. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar haraşolarımı örmeye başlıyorum. 7 tane ilmek olarak kenar bandımızı örüyoruz. 3, 4, 7. Diğer tarafta düz olduğu için hiç problem olmadan düz örgümüze devam ediyoruz. Örgülerimi yürüyorum. Bakınız bir önceki sıramızda artış yaptığımız ilmeğimiz bakınız artarak çıkardığımız yeni ilmeğimiz çok belli olmakta. Hiç ayrıca bile gerek yok. Onu örüyorum ve ana ilmeğim olan ilmeğimin etrafında şöyle parmağıma takarak bir tane ilmek takıyorum ve ana ilmeğimi örüyorum. Ana ilmeğimin soluna yeniden bir tane daha ilmek takarak örüyorum ve ana ilmeğin etrafında yani sağında ve solunda birer tane artışımı gerçekleştirmiş oluyorum. Artışlarımızı sadece düz yönde yapıyoruz. Şimdi kolumuza ilerliyorum. Birer birer örüyorum. kolumuzun diğer ucuna kadar örerek geldim bakınız artış yaptığımız ilmeğimiz ve diğeri Evet hemen onu da örüyorum etrafında artış yaptığım ilmeğimi parmağıma şöyle takıyorum bir tane ilmeğimi çıkarıyorum tekrar ana ilmeği örüyorum bir tane daha parmağıma dolayarak artışımı yapıyorum ve dümdüz örmeye devam ediyorum artışlarımızı sadece düz yönde yapıyoruz ve sıramızın sonuna kadar örerek ilerliyoruz şimdi arkayı da birlikte örüp artışını sizlerle tekrar edelim Evet kolumun diğer kenarına doğru geldim bakınız arkadan kola geçiş yapıyorum bir önceki artış yaparak gerçekleştirdiğim ilmeği tekrar örüyorum ana ilmeğimin hemen yanından bir tane ilme dolayarak artış yapıyorum ana ilmeğimi örüyorum bir artış daha soluna yapıyorum ve ilerliyorum bir tane artışımız kaldı bakınız onu da sizlerle birlikte örelim arkadan ters bir şekilde kenar patlarımız dışında ilmeklerimizi örelim düz olarak örüyorum Bakınız, etrafında artış yaptım, ilmeğe geldim, bir tane örüyorum, hemen bir artış yapıyorum, ana ilmeğimi örüyorum, sonuna da bir artışımı yapıyorum ve ilerliyorum. Ilmeklerimizi yarım almayalım lütfen buna dikkat edelim. Hem ön yüzümüz hem kenar patlarımız düz örgü olduğu için tamamını düz olarak örüyorum ve ikinci artış sıramızı da tamamlıyoruz. Son ilmeğimi örüyorum. Ve örgümün arka yönünü çeviriyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar patım olan 7 tane düz ilmeğimi örüyorum. Sayalım bakınız. 3 4 7 diğer ilmeklerimizi sondaki kenar patımızı da 7 tane ilmek düz, aradaki bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet, arka yönden her iki kenar patımız hariç aradaki kalan bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük ve sıramızı tamamladık. Tekrar ön yüzümüze geçtik. Ön yüzümüzde yeniden artışlarımızı yaparak örmeye devam edeceğiz. Artışlarımız yeterli olana kadar sadece ön yüzden yapıyoruz. Arkadan ise örgümüzü ters yönden bakınız ters olarak örüyoruz. Herhangi bir şekilde artış yapmıyoruz. Kenar patlarımızı başlangıç ve sondaki 7 taneyi eğer düz örgüden örüyorsak düz olarak örüyoruz. Evet şimdi 3. artışımızın da ee, ilk başlangıcını sizlerle birlikte yapalım. Sonrasında robamız yeterli ölçüye gelene kadar düz yönde artışlarımızı yaparak ilerlemeye devam edelim. Bakınız kenar patlarımı örüyorum. Haroşayı düz yönden ördüğüm için örgümde herhangi bir değişiklik olmuyor. Ve ön kısma geçtim. Düz örüyorum. Bakınız Şimdi artış yaptığım yer çok belli olmakta. Bakınız şu şekilde gördüğümüzde altında minik bir boşluk ve hemen kendisini göstermekte. Bunu ördükten sonra şuradaki ayrıca bile gerek yok. Yalnız dikkatinizi çekmesi açısından taktım. Bakınız bir tane ilmeğimi ördükten sonra işaret parmağıma takıyorum. Dilerseniz şu şekilde de kıvırabilirsiniz. Hangisine eliniz alışkınsa bu şekilde yapabilirsiniz. Düz ilmeğimizi yani ana ilmeğimizi ördüm. Ve diğer sol tarafına da artışımı yaptım. Bakınız bir önceki artış yaptığım yer. Ve devam ediyorum. Bu şekilde artışlarımızı yaparak düz yönümüzü tamamlayalım ve arkayı tamamen e, hiç artma eksilme yapmadan ters yönden ters olarak örelim ve biraz robamızı büyütelim. Evet ceketimizin robasını örmeye devam ettim ve istediğim büyüklük olana kadar ördüm şöyle ölçümüzü yapalım tam haroşamın altından ölçmeye başlıyorum 9 santim robamızın şu ana kadar artışlarla yapmış olduğumuz bölümleri bakınız gizli artış yaparak bu şekilde robamızı tamamladık şimdi 3 diş haroşamızı örmeye başlayalım. Hem kollarımızda hem önümüz arkamız tamamında haroşayla geçelim. Haroşayla öreceğimiz zaman burada yapmış olduğumuz gizli artışlarımızı yapmıyoruz. Artık tamamlıyoruz. Sadece ayrımlarımızı yapmadan önce bir belirlilik olması açısından 3 diş haroşamızı örelim ve artık kollarımızı gövdemizden ayırma sıramıza gelelim. Hemen örgümü alıyorum. Kroşemi düz yönden ördüğüm için düz örgü olarak örüyorum. Burada görmüş olduğumuz gizli artış yerlerimizde artık artışımızı yapmıyoruz. Şöyle bakacak olursak ben ikinci iliğimizi de açtım. Bakınız birinci iliğimizi açtıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 11. Tam 11 diş haroş olduktan sonra bir tane daha iliğimizi açtım. Bundan sonraki sıramızı takip dedi. 11 diş haroşa olduktan sonra bir tane daha iliğimizi açacağız ve iliklerimizi 11 sırada bir tekrar edeceğiz. Şimdi haroşa örgümü örmeye başlıyorum. İpimi alıyorum. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. Düz örüyorum. Düz örerek ilerleyelim. Arka yönden de düz öreceğiz. Bir diş haroşamız hemen oluşacak devam ediyorum bakınız şu şekilde dümdüz örerek ilerledim tam artışımızı yaptığımız yere geldik bakınız bir önceki artış ve hemen artışımın bulunduğu yer artık artış yapmadan dümdüz örüyorum bakınız sağında ve solunda artış yapmadım ilerliyorum ve bu şekilde devam edelim düz yönden örgümü düz olarak ördüm tamamladım şimdi arka yöne geçtim kenar batımı ördüm ve arka yönden bütün örgülerimizi yine düz olarak örüyoruz bakınız düz olarak örüyorum arkaya haroşa düşmesini sağlıyorum bakınız ters yönden de düzümü örüyorum birinci diş haroşamı hemen görüyorum bakınız toplamda 3 diş haroşa olana kadar örelim 3 diş haroşamızı ördüm. Şimdi gövde kısmına geçmeye hazırız. Gövde kısmına geçerken kollarımızı artık gövdemizden ayıracağız. İki şekilde örebiliriz. Önce kollarımızı, daha sonra gövdemizi. Diğer şekilde ise önce gövdemizi, sonra kollarımızı. Ben önce gövdemiz sonra kollarımız olarak tercihimi kullanacağım. Ee, kollarımızı şöyle iğneme bakınız ipler taktım. Her iki kolumu İплеye geçireceğim tam sıra bu kısma geldiği zaman önümü ördükten sonra altından ilmek alarak diğer arkaya geçişimi yapıp tekrar koluma geldiğim zaman yine ipe ilmeklerimi takıp e, ipimin ucunu bağladıktan sonra ön kısma geçip önce gövdemi tamamlayıp sonrasında kollarımı örmek istiyorum. Ama tam tersi işlemi de yapabilirsiniz. Önce kolları bitirip daha sonra e, gövde olarak da örülebilir. Yani bütün e, komple örmemizin imkanı yok. O yüzden ya önce kollar ya önce gövde olarak tercihimizi belirlemek zorundayız. Ben e, tercihimi gövdeden yana önce kullanıyorum. 6 tane ilmeği düz örelim. 7. artıralım. Yani 6 ördükten sonra bir tane artışımızı yapalım. Gövde kısmında biraz genişliğimizi sağlayalım. Şimdi 7 tane kenar ilmeğimi ördüm. 2, 4, 6, 7. Hemen sayarak örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir tane artışımı yaptım ve başlıyorum artışım sonrası örmeye sayıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane ördüm bu kez şu şekilde artıralım bir tane ilmeğime taktım ve tekrar sayıyorum her altıda bir bu şekilde artıralım ya şu şekilde kıvırıp ya da parmağımıza dolayarak batalım ve kol altımıza kadar gelelim gövde kısmını bu şekilde tamamladık diğer kısım şuradan itibaren ana ilmeklerimiz artışımızı yaptığımızın her ikisi kolumuza kalacak şimdi ben ipimde şöyle bakınız iğnemle ilmeklerimi kolum için ayırdığım ilmeklerimi boşaltıyorum arkasından geçiriyorum ki şöyle iplerim yarımlanmasın ilmeklerimdeki bakınız şu şekilde geçiriyorum İsterseniz hepsini boşaltarak da yapabiliriz Dikkatli bir şekilde kaçırmadan nasıl kolayınıza gelecekse bu şekilde takalım. Artışlarımızı yaptığımız ana ilmeğimiz kolumuzda kalacak şekilde alıyorum bakınız. Bütün ilmeklerimi toparladım. İğnem şöyle ayırıyorum ipimden. Şuraya güzelce bir düğüm atıyorum. Örgümde herhangi bir zorluk çıkarmaması için. İpimizi bağladıktan sonra artışlarımızı yapmaya başlayalım. 6 tane artış yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 artışımı yaptıktan sonra tekrar örmeye başlıyorum. Bakınız ipimizi bağladık. Sayıyorum. Buradan 1 diye sayıyorum. 1 Düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 6 tane ördüm düz ilmeğimi Hemen bakın şu şekilde bükerek de takabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse hep bahsettiğim gibi. Şöyle bir tane ilmeğimi taktım. Tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gövdemiz geniş olsun ve daha rahat bir şekilde e, ceketimiz olsun diye bu şekilde bir artışa gidiyoruz. Tekrar sayıyorum. 1-2-3-4-5-6 hemen parmağımla doluyorum ve kol altına kadar ilerliyorum. 6 tane düz örüyorum. 1 tane artış. 6 düz 1 artış yapalım ve kol altında görüşelim. Şimdi kolumuzun ana ilmek kol tarafında kalacak şekilde ipimizi geçirmeye başlayalım. Yine aynı şekilde bakınız alıyorum arkasından alıyorum şu şekilde isterseniz birebir nasıl arzu ederseniz nasıl kolayınıza gelirse ilmeklerin tamamını boşaltarak da alabilirsiniz. Geçiriyorum. Diğer ana ilmeğimizi de içine alacak şekilde geçirelim. Ön bölümlerini iğnelerimizin kesinlikle kullanmayalım. İlmeklerimizi hep e, yaralar, yarımlar, sıkıntı çıkarır. Evet, uç tarafa doğru ilerliyorum. Son ana ilmeğimi de alıyorum ve ipimi bağlıyorum. Şu şekilde diğer ucundan iğnemi çıkarıyorum. Serbest bir düğüm atalım. Evet ipimizi şu şekilde bağladıktan sonra artışlarımızı yapalım. 1, kol altı için. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi aldım ve diğer tarafa 1 diyerek saymaya başlıyorum. Her 6'da artışımı yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6 bir tane artışımı yaptım ve başa kadar artışımızı yaparak devam edelim Rupa bölgesinden gövdemize geçişte darlık olmaması için 6 tane düz ördük bir tane artış yaptık 6 düz bir artış ve şu şekilde kollarımızı daha sonra örmek üzere ipimizi geçirdik Evet şimdi ters yöndeyim ters yönde bütün ilmeklerimi kenar patlarımı ördükten sonra bakınız 7 ilmeğimi düz olarak ördüm tamamına ters olarak örüyorum ve sıramın başına kadar ilerliyorum. Sıramızın başına geldiğimizde modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Artmış olduğumuz ilmeklerimiz de dahil. Bakınız hepsini ters olarak örüyorum. Kol altına geliyorum. Oradaki çıkarmış olduğum ilmeklerimi de yine ters olacak şekilde örelim. Bakın örgümüzün arka yönünde ters yönden ilerliyorum. Artış yaptığım ilmeğim ters aldım. Diğer ilmeklerimi de ters olarak götürüyorum. Evet, 6 ilmeğime geldim. Sırasıyla alıyorum. Şöyle bakınız. 1 2 Ters örüyorum. Yönümüz ters olduğu için 3 4 5 ve 6 6 tane ilmeğimizi aldım şimdi arkama geçtim tamamını ters olarak örüyorum ve ön yüzde görüşelim bakınız diğer kol altımızı da aynı şekilde örelim düz yönde artışımızı yaptık ters yönde de birebir örerek geldik şimdi 7 tane kenar ilmeğimi ördüm elimizi uygulamak için hazırız şu anda 7 kenar ilmeğimizden sonra ipimi öne alıyorum 3 tane ilmeğimi örmeden geçiriyorum. Bakınız ipim önde. Hemen 7 tane ilmeğim ördüm. Kenar patlarımızı ipimi öne aldım. 3 ilmeğimi örmeden şişime taktım ve bir tane ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 3 tane ilmeğimi ipimi örmeden boşalıyorum. İpimi arkaya doğru geçiriyorum. Bir tane düz örüyorum. Tekrar öne alıyorum. 1 2 ve 3 3 ilmeğimi örmeden alıyorum, ipimi arkaya atıyorum şu şekilde ve buradaki e, uzatmış olduğumuz ilmekleri çok gergin yapmayalım, örgümüzü toparlamasın. Bir düz örüyorum, ipimi tekrar öne alıyorum ve birer birer alıyorum. 1, 2, 3. İpim arkada bir düz. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle arada düzeltirseniz, ipim arkada bir tane düz. Tekrar ipim önde. 1 ipim önde boş. 3 tane boş. İpim arkada. 1 düz. İpimi öne alıyorum. 1 2 3 arkaya alıyorum. 1 düz örüyorum. Ve bu şekilde bakınız şöyle ilmeklerimiz önde olacak şekilde 3 tane ilmeğimizin önüne geçiriyorum ipimi ve 3 ilmeğimi örmeden alıyorum ve arkaya geçiriyorum ipimi. Bir tane düz. Tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 ve 3. Arkaya alıyorum. Bir düzümü örüyorum ve bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldim ve 3 tane ilmeğimi yine boş aldım. Hemen kenardaki 7 tane ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen örgümün arka yönünü çeviriyorum ama öncesinde şöyle yönümüzden yapmış olduğumuz işlemlerimize bakalım. Bakınız üç tanesini örmeden aldık ve ilmeklerimizi uzattık. Bir tane ördük, üç tane örmeden şişimize taktık, bir tane ördük. Şimdi arka yöndeyiz. Arka yönde kenar lastiklerimiz için olan ilmeklerimi düz ördükten sonra tamamını ters olarak örüyorum. Kenar için olan ilmeklerimi ördükten sonra hepsini ters olarak örüyorum. Bakınız. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmeklerimiz boş alıp da uzattığımız ilmek diğer tarafta kaldığı için hiç problem olmuyor. Bakınız, gayet düzgün bir şekilde örerek ilerliyoruz. Arka sıramızı tamamen ters örerek bitirdim. Ön sıramıza geçiyoruz tekrar. Kenar ilmeklerimi ördüm. Yine 7 kenar ilmeğimi ördükten sonra bakınız 2, 4, 6, 7. Hemen ipimi öne alıyorum. Şu şekilde tekrar isterseniz üçünü aynı anda isterseniz birer birer şişimizi ilmeklerimizi örmeden geçirelim. Arkaya geçiriyorum. Bir tane ilmeğimi düz örüyorum. İkinci kez Birinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz. Bakınız üçünü aynı anda aldım. Dilerseniz birer birer de alabilirsiniz. İpimizi öne alıyorum şu şekilde. Birer birer de alabiliriz. İpimi arkaya geçiriyorum ve örüyorum. İpimiz önde üç tane ilmeğimizin önünden şu şekilde ilmeklerimizi boşaltıyoruz. Örmeden alıyoruz. İpimi arkaya geçiriyorum. Bir tane düzümü örüyorum. Tekrar. İlk sırada yapmış olduğum gibi aynı yerlerin üzerine bakınız ikinci bir düz ip çizgisi oluşuyor ve bir bir ilmeklerimizi yine aynı şekilde örerek sıramızın başına kadar ilerleyelim. Ön yüzde ilmeklerimizi uzatarak geldik ve iki tane ilmeğimiz bakınız uzatılmış durumda. Modelimizin birinci sırasında ilmeğimizi uzatmıştık. ikinci sırasında arkadan ters örmüştük. Üçüncü sırasında tekrar ilmeğimizi uzattık. Şu an modelimizin dördüncü sırasını örüyoruz ve arka yüzdeyiz. Dördüncü sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Gördüğümüz şekliyle ve e, diğer başta görüşelim 7 kenar ilmeğimi ördükten sonra hemen başlıyorum ters olarak örmeye birer birer ilmeklerimi tamamlıyorum başa kadar gelelim ve ön yüzde tekrar görüşelim İlimizin tekrar ön yüzüne geldim ve 7 tane kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi görmüş olduğumuz 2 tane uzun ilmeğimizi toparlamaya başlayalım. Şimdi 7 kenar ilmeğimi ördüm hemen ve 3 tane ilmeğimin bakın örmeden almıştım ve ipimi geçirmiştim. İlkini örüyorum. 3'ün birincisini örüyorum. İkinci ilmeğimizi örmek için ise şöyle iki tane uzattığım ilmeği alıyorum. Ortadaki ilmeğimi şişimi geçiriyorum düz bir şekilde alttan geçirerek örüyorum ve ipimi şöyle çıkarıyorum bakınız ilmeğimi sonrasında 3 ilmeğimi örüyorum 3 ilmeğimi ördüğüm zaman üçlü ilmeklerimizin bakınız önünden ip atlattığımız ilmeklerimizin ilkini de örmüş oluyoruz ikinci ilmeğimizi öreceğimiz zaman iki tane uzattığımız ipimizin altından şişimizi takıyorum ilmeğimin içerisine giriyorum ve altından geçirerek şu şekilde örüyorum ve ipimi boşaltıyorum. İlmeğimi boşaltıyorum. Tekrar 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Uzattığım 2 ilmeği şöyle toparlıyorum. Tam ortadaki ikinci ilmeğimden örerek altından geçiriyorum. 3 tane düz 1 2 ve 3. Hemen 2 ilmeğimi şu uzattığım ilmeğimi ikinci ilmeğimin içerisinden geçerek örüyorum ve uzattığım iplerimin altından geçiyorum. Tekrar 3 tane ilmeğimi örüyorum. 2 ve 3. 2 uzattığım ilmeğin altından geçiyorum. İkinci ilmeğime giriyorum, örüyorum. Tekrar altından geçiriyorum ve bu şekilde örerek başa kadar ilerliyorum. Bakınız modelimiz şimdiden çok güzel görünmeye başladı. Devam edelim ördüm. 3 tane düz örüyorum. 2, 3. Uzatmış olduğum 2 uzun ipimin altından şöyle geçiyorum. 2. ilmeğimin içine giriyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Altından tekrar geçirerek ilmeğimi çıkartıyorum. Ve bu şekilde örmüş oluyorum. 1, 2, 3 tane düz uzun ilmeklerimi altından alıyorum. İlmeğimin içine girerek düz örüyorum. Ve uzun iplerimin altından dolaşarak çıkıyorum. Tekrar 1 2 ve 3. Uzunlarımın altından geçiyorum. 2. ilmeğime giriyorum. Tekrar uzun ilmeklerimin altından geçerek örüyorum. 3 düzümü örerek sıra başına doğru ilerleyelim ve bu şekilde modelimizin ilkini de kurmuş olduk. Bakınız sıramızı tamamlayalım. Sıramızın diğer ucuna kadar örerek geldim. Bakınız modelimiz şu şekilde kuruldu. En son kenar patlarımın yanına kadar geldim modelimi kapadım ve yanına bir tane düzümü örüyorum ve 7 tane kenar ilmeğimi birer birer örüyorum ve arka sıramıza bu şekilde geçiyoruz arka sıramızda bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim şöyle görelim bakınız modelimizi şu baştan itibaren kurmuş olduğumuz modelimiz kenar patlarımızı ördük ve şöyle görelim Evet şimdi arka yönü çeviriyorum ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sıramın başında tekrar birlikte olalım. Evet ön yüzdeyiz. Kenar ilmeklerimi ördüm. Modelimizi yeniden kurmaya başlayalım. Modelimizi şimdi kaydırarak örüyoruz. Şu şekilde örmeye başlayalım. Bakınız 7 ilmeğimizi ördüm. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Toparladığım ilmeği örüyorum. Bakınız ortadan alarak örmüş olduğum ilmeği ve arada diğer toparladığım ilmeğe kadar olan 3 tane ilmeğin önünden ipimi geçiriyorum bakınız. Bir toparladığım ilmekten diğer toparladığım ilmeğe kadar olan aradaki 3 ilmeğin önünden şu şekilde ilmeklerimizi alalım. Ve diğer bakınız bir tane bu ilmeğimi örüyorum. Tekrar arada 3 tane ilmeğim var. Diğer Toparladığım ilmeğe kadar üçünü alıyorum. Bu kez bakın modelimizi kaydırdım, ipimi uzatıyorum arada ve bir tane bu toparladığım ilmeği ipimi arkaya aldıktan sonra düz olarak örüyorum. Tekrar üç ilmeğimi alıyorum, bir ilmeğimi örüyorum. Bir toparladığımızdan diğer toparladığımız ilmeklerin arasında bulunan 3 ilmeğimizin önünden şurada görmüş olduğumuz gibi geçişlerimizi yapalım ve hemen bu topladığımız ilmeklerimizi düz olarak örelim. Şimdi tekrar ipimi öne alıyorum. 1 2 3 ilmeğimi boş alıyorum. İpimi tekrar arkaya geçiriyorum ve bir tane örüyorum. Tekrar 1 2 3 bir tane düz sıramızın başına kadar bu şekilde örerek ilerleyelim Önü örerek geldim bakınız ilmeklerimizi uzattım şu an arkamıza geçtik kenar ilmeklerimizi ördükten sonra arkadan bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim ve ön yüzde tekrar görüşelim Evet tekrar ön yüzdeyiz 7 tane kenar ilmeğimi ördükten sonra buradaki yapmış olduğum bir önceki sıradaki aynen ilmek uzatmalarımızı yapmaya başlıyoruz bir tane ilmeğimi örüyorum örgümüzün ön bölümündeyiz. 7 kenar batımdan sonra 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıyorum. 3 tane ilmeğimi bir alt sırada yapmış olduğum gibi boş olarak alıyorum. İpimi arkaya çekiyorum. 1 tane düz örüyorum. Tekrar ipimi öne alıyorum. 3 ilmeğimi örmeden öne alıp uzatıyorum. Bakınız uzatırken çok çektirmeyelim. Şöyle normal uzunlukta olsun. Tekrar ipim arkaya 1 tane düz örüyorum ipimi öne alıyorum. 1 2 3. Arkaya alıyorum. Bir tane düz ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum ve arkadan ters olarak örelim. Tekrar ön yönde görüşelim. Arkadan ters sıramızı ördük. Tekrar ön yüzdeyiz ve iki tane uzun bakınız ilmeğimizin olduğu yöndeyiz. Artık şuradaki yapmış olduğumuz kapama işlemini yapmak için hazırız. 7 tane kenar ilmeğimizi ördükten sonra 1 2 tane ilmeğimi örüyorum. Bakınız 1 2. Hemen şöyle baktığımız zaman 3 tane ilmeğimizden birincisini daha örüyorum. Toplamda 3 ilmeğimi ördüm. Tam ortadaki ilmeğin altından uzunlarımı alıyorum ve ikinci ilmeğimi alarak örüyorum ve şöyle altından geçiriyorum, kapatıyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum ve diğer ilmeklerimi örüyorum. Toplamda 3 tane ilmeğimi örüyorum bakınız 1 2 3 aldığım o ilmekten sonra tam yine uzatmış olduğum ilmeklerin ortasındaki ilmeği şöyle toparlıyorum uzattıklarımı ikinci ilmeğimi alıyorum altından geçiyorum ve ilmeğimi çıkarıyorum tekrar 1 2 3 tane ilmeği örüyorum tam ortadaki ilmeğin altından toparlıyorum geçiyorum çıkarıyorum 3 tane ilmeğimi örüyorum 2 3 Hemen iki uzun ilmeğimin altından giriyorum. Tekrar altından çıkıyorum ilmeğimin içine girdikten sonra 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yapmış olduğumuz işlemimize şöyle bir bakalım. Bakınız işlemimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arkasından tekrar düz e, ters olarak örelim arka yönden. Bu yönümüzü tamamladıktan sonra tekrar modelimizi kurmaya başlayalım. Bir sonraki modelimizi kuracağımız yerde ilk sıramızdaki yapmış olduğumuz işlemimizde başlıyoruz. Evet şimdi sıramızı tamamlayıp arkadan terslerimizi de örelim. Yeniden modelimizi ilk sırada kurduğumuz şekliyle kurmaya başlayalım. Modelimizi iki sıra olarak kurduk ve her iki sıramızı da tekrar ederek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Kenar bandımızın hemen yanında ilk olarak uzatarak başlamıştık. Daha sonrasında ise modelimizi kaydırarak bir sonraki sırayla uyum sağlamıştık. Şöyle görelim bakınız modelimizi. Evet şimdi ilk başlangıçta kurmuş olduğumuz gibi hemen ipimizi önden uzatarak örmeye başlıyoruz arkalarımızda herhangi bir işlem yapmıyoruz tamamen bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz ve bu şekilde modelimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar kurmaya devam ediyoruz şöyle baktığımız zaman iliklerimizi bırakmayı unutmuyoruz bakınız ilk iliğimizi, iliğimizi açmıştım sonrasında 2 4 6 8 10 ve 11. de ileğimizi açmıştım 11 ördükten sonra tekrar başlıyorum 2 4 6 8 10 11. de tekrar iliğimi açtım. Bu şekilde iliklerimizi de takibini yaparak modelimizi sırası ile kaydırarak örelim ve istediğimiz ölçü gelince tekrar görüşelim. Ceketimizin arkasından bakınız istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. yarım peteğimizle ölçümüzü tamamladım. Şimdi tıpkı üstteki e, haroşalardan sonra yapmış olduğum gibi bir sıra ters ve düz işlemimi yaptım. Şimdi örgümün ters yüzündeyim. En son bitirdiğimde de bakınız hemen haroşaya geçmedim. Bir ters bir düz ördükten sonra tekrar ters yüzden haroşa örgümü örmeye başlıyorum. Yakasında olduğu gibi 4 diş haroşamı da alt kısma örerek ceketimizin gövde kısmını bu şekilde tamamlıyoruz. Bakınız, gayet güzel kabartılı balpetiklerimizi görmekteyiz şöyle. Şimdi şişimi alıyorum ve haroşama başlatıyorum. Toplamda 4 diş olana kadar haroşalarımızı örelim. Kenardan başladım. Örgümün ters yönünden bakınız haroşamı düz ördüğüm için ters örgümü düzeye çevirerek haroşamın ilk sırasını başlatmış oluyorum. Hemen bakınız biraz sonra çevirip baktığımızda birinci dişinde oluştuğunu görüyoruz. Hemen bakınız şu şekilde. Evet toplamda 4 diş haroşamız olana kadar örelim. Dört diş haroşamızı örerek tamamladım. Şöyle bakacak olursak bakınız tamam oldu. Ve e, şimdi kesme işlemimize başlayabiliriz. Hemen şişimi alıyorum diğer yönden. Nasıl dilerseniz nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde kesme işlemimizi yapmaya başlayalım. Birinci ilmeğimi alıyorum. ikinci ilmeğimi örüyorum. Birinci ilmeğimin içerisinden ikinci ilmeğimi geçiriyorum. Örüyorum. Bakınız bu kesme kesme şekillerimizden bir tanesi örüyorum. Birinci ilmeğimin içinden geçiriyorum. Güzelce geçirelim. Diğer e, kesme işlemimiz ördüğümüzü şişimize takalım. Her ikisini aynı anda örelim. Takalım ördüğümüzü hem kesmiş olduğumuz ip takılı ilmeğimizi hem bir sonrakini aynı anda alarak düz yönde örüyorum. Tekrar takıyorum ve düz yönde hem bir ipimin olduğu bakınız ördüğüm ilmeği ve bir sonraki ilmeği örüyorum. Her ikisiyle birlikte kesme işlemimizi yapabiliriz. Hangisi kolay gelirse o şekilde keserek tamamlayalım. Kolumuzun bir tanesini ördüm şu şekilde bakalım. Bakınız gayet hoş minik bir kol çalışması oldu. Şöyle önden görüntüsüne bakalım ve kolumuzu da alt kısmından içeriden diktim. Diğer kolumuzu birlikte örelim. Diğer kolumuzu örmeye başlamadan önce bakınız şu kol altında 6 tane ilmeğimizi gövde bölümünde artmıştık. Şimdi ilmeklerimizi takmış olduğumuz ipten çıkarırken 3 tane sağ taraftan 3 tane de sol taraftan olacak şekilde misinalı şişimizi ilmeğimizi alalım. Bakınız şuradan itibaren takmaya başlıyorum şuradan bakınız. Hemen 3 tane ilmeğimi alıyorum. Şöyle bu taraftan alalım delikli olmasın. 1 2 Ve biraz daha yaklaşalım. 3. 3 tane ilmeğimi aldım ve şimdi ipimi kestim bakınız şuradan bağlamıştım. Buradaki ilmeklerimi birer birer takıyorum. İsterseniz hepsini aynı anda da şöyle takabilirsiniz kaçırmadan. Çıkarıp da takabilirsiniz, hiç fark etmez. Nasıl kolay olacaksa sizin için o şekilde ilmeğimizi geçirelim. Çünkü şuradan asıldığım zaman ipim daha rahatlayacaktır. Bakınız, şu uçtakini kestiğim için gelecek. Bakınız, ipimizi çektim ve ucu rahatladı. Bakın, şu şekilde şişimle ilerliyorum. Yeteri kadar dolduktan sonra Tel kısmına geçiriyorum ki takmaya daha rahat bir şekilde devam edelim orada ısrarcı olursak dönmeyecektir bakınız şu şekilde rahatlatıyorum tekrar ilmeklerimi hiç kaçırmadan fire vermeden takıyorum bakınız misinasına geçtik ve rahatlattık yarımlamayalım Evet sonuna kadar bu şekilde takalım uç noktaya kadar takarak geldim tekrar bu yönden bakınız 6 ilmeğimizden 3 tane de buradan alalım. Şöyle bakınız. Dıştan alıyorum. Delik olmamasına dikkat edelim. 2 ve 3. Şimdi tam yuvarlak olarak örmüyoruz. 3 tane diğer tarafa, 3 tane de bu tarafa taktık. Tek yönlü örüp ortada dikişimizi bulunduracağız. O yüzden hem ters hem düz yönde örüyoruz. Yani aramızda boşluk olacak. Yuvarlak bir örgü olmayacak. Üçer ilmeğimizi aldıktan sonra şişimi Tekrar şöyle rahatlatıyorum. Ve düz yönden örmeye başlıyorum. Şuradaki görmüş olduğumuz ilk başlangıç yerimden şöyle getiriyorum. Bir sıra düzümü örüyorum ve düzümü ördüğüm sıramızda Aynı gövdede olduğumuz gibi 6 ilmekte bir tane artışlarımızı yapalım. E, petek modelimiz toparladığı için kolumuzun küçücük olmasına müsaade etmeyelim. 6 ilmeğimizi düz bir şekilde örerken her 6 ilmekten sonra bir tane ilmeğimizi artıralım. Evet ipimi aldım. İlk ilmeğimden başlıyorum. Şöyle şişimin uç noktasına doğru örmek için öne doğru alıyorum. İpimi arkaya aldım. Birinci ilmeğimi hem ipimi sabitleyerek buraya alıyorum sıramızın sonuna geldiğimizde diğer sıramıza başladığımızda ipimizle birlikte düğümü atabilirsiniz isterseniz şimdi de şu şekilde hemen düğümümüzü atarak devam edebilirsiniz İpimizin kaçmaması için bir tane düğümümüzü atıyorum ilk ilmeğimden sonra ve devam ediyorum bu birinci ilmeğim 2 3 4 5 ve 6 bir tane artışımı yapıyorum tekrar 6 tane örüyorum tıpkı gövde bölümünde yapmış olduğumuz işlemimizi yapıyoruz sadece farklı olarak 3 ve 3 3 sağ tarafta 3 sol tarafta ilmeğimizi çıkarıyoruz geri kalan artışlarımız hepsi aynı birebir tekrar ediyoruz ve sıramızın sonuna kadar örelim Evet 3 tane artmış olduğum ilmeğimi de ördüm arka yönü çeviriyorum arka yönde bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim Zaten örgümüzün ters yönünde hiç farklı işlem yapmıyoruz bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. gövde bölümünde de örmüş olduğumuz gibi ilk ilmeğimi alıyorum boş alıyorum örmeden ve ikinciyi hemen ters başlıyorum ve devam ediyorum bütün ilmeklerimi ters olarak örelim. başlangıçta biraz misin alış işşimizde örelim Daha sonrasında normal şişlerimizde geçebilirsiniz. Dilerseniz tabi misinayla da de devam edebilirsiniz nasıl isterseniz. Evet bu sıramızı da ters olarak örelim. Arka yönde ters. Evet sıramızın tekrar başına geldik ve ön yüzdeyiz. Tıpkı gövde bölümünde uyguladığımız şekliyle modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Gövde bölümünde hemen bakınız kenarlarımız vardı ve direkt modelimiz olarak başlamıştık. Burada kenar yerine kullanacağımız ilk ilmeğimizi boş olarak örmeden alıyorum ve hemen 3 ilmeğim üzerinde modelimi uygulamaya başlıyorum. İpimi öne alıyorum ve 3 tane ilmeğimi örmeden şişimi aktarıyorum. Sonrasında ipimi tekrar arkaya doğru geçirip bir tane düz örüyorum. İpimi yine öne alıyorum. 3 tane ilmeğimi şişime boş olarak örmeden takıyorum. Arkaya geçiyorum. İpimi arkaya geçirip bir tane örüyorum. ve Tekrar öne alıyorum. Yani modelimizi yeniden kurmaya başladık. 1 2 ve 3 1 tekrar 1 2 3 1 öne alıyorum 1 2 3 ve 1 Evet bu şekilde bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Son ilmeğimi gelene kadar ördüm. Bakın son ilmeğimi 3 tane aldım. 1 ördüm. 2 tane de kenarda ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. Sizlerinki tamamen bitmiş de olabilir. Hemen ilmeğimizi aldıktan sonra bir tane kalsa da problem değil. Bakınız bu şekilde fazla ilmek kalsa da problem değil. Kol altından dikiş yaparken kullanacağımız ilmekler olarak kullanırız. Evet şimdi ters olarak örmeye başlıyorum. Örgümün arka yönündeyim. Yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakınız birinci ilmeğimizi boş alalım. Şuradaki alt sırada yapmış olduğumuz gibi 3 ilmeğimizi birer birer alıp ipi öne uzatalım. Bir ilmeğimizi örelim ve bu şekilde de bu sıramızı tamamlayalım. İki tane çizgimiz üst üste olsun. Tekrar arka yüze geldim. Bakınız iki tane çizgimizi aynı şekilde uzattık. Arka yönde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. tekrar ön yüze gelince görüşelim. Tekrar ön yüzümüze geldik. Arka yüzümüzü örüp tamamladıktan sonra bakınız bu görüntümüzde şimdi dediklerimizi görmüş olduğumuz şu bağlama kısmımıza geldim. İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum ve başlıyorum bakınız. Bir tane ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi, bu peteğe uzattığımız üç tane ilmeğimizin tam ortadaki olan ilmeğimizi şu şekilde iki tane uzun ipimizi alıyorum, İlmeğimizin, ikinci ilmeğimizin içerisinden geçirip altından şöyle örüyorum. Bakınız, sadece altından da geçirip örüyorum ve çıkarıyorum. Ve üç tane ilmeğimi örüyorum, tam ortadaki ilmeğime ulaşıyorum tekrar araya üç ilmek bir, iki, üç ortadaki ilmeğimin yine. 2 uzattığım ipi alıyorum örüyorum 3 tane örüp ortadaki ilmeği çekerek şu şekilde bağlamamızı yapıyoruz sıramızı tamamlayalım ve arkayı ters olarak örelim Evet yeniden modelimizi kurmak için geldim arkamı ters olarak örmüştüm şimdi modelimizi kaydırarak örmeye başlıyoruz modelimizin kaydırma işlemini bakınız bir tane bağlamadan diğer bağlamaya kadar olan 3 ilmeği boş alıyoruz ve ipimizi bu 3 ilmek üzerine geçiriyoruz. Şimdi başlayalım. Birinci ilmeğimi boş alıyorum. Bir ördüm. İkinciyi ördükten sonra bakınız tam bir modelden diğer modeli olan kısmım var. Üçüncüyü de örüyorum. Şöyle görün. Bir boş aldım. iki ördüm. Hemen ipimi öne alıyorum. Üç ilmeğimi birer birer örmeden geçiriyorum. Tam ortadaki bağlama yaptığım yeri örüyorum. Tekrar aradaki üç ilmeğimi birer birer alıyorum 1 2 3 ortadaki bağlama yaptığım ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde modelimizi ikinci kez de üzerine kuralım şu bağlamalarımızı bakınız bağlamalarımızın arasında kalan 3 ilmeğimizin önünden iplerimizi uzatalım ve bu şekilde istediğimiz kol ölçüsü gelene kadar örmeye devam edelim Ceketimin her iki kolunda eşit olarak ayarlamıştım ve eşit bir şekilde ördüm şimdi kopardım 4 diş haroşamızı ördükten sonra bakınız 1 2 3 4 kesme işlemini de yaptım ve ipimi uzun bir şekilde kopardım şimdi ceketimizi şöyle kolumu çevirip içten dikmeye başlıyorum güzel bir şekilde dikişlerimizi yapalım bebeğimizin canını acıtacak herhangi bir şekilde fazlalık bulundurmayalım hemen birbirinin ucuca denk getirelim dilerseniz tığla da karşılıklı örerek de yapabilirsiniz hangisi rahat ediyorsanız hangisinde eliniz alışkınsa bu şekilde ayarlamalarımızı yaparak dikme işlemimizi de tamamlayalım. Evet. En uç kısmından karşılıklı alarak dikelim. Dikişlerimizde kenarda çok büyük bolluklar bırakmayalım ve çekmeyelim çok fazla. Bakın şu şekilde çektiğimiz zaman büzmesine izin vermeyelim ceketimizin. Gayet muntazam bir şekilde devam etmesini sağlayalım. Ceketimizin kolunu haroşa kısımdan başlayarak içten kol altımıza kadar güzel bir şekilde diktik, gerdirmedik. Bakınız gayet güzel bir e, dikiş oldu. Şimdi ceketimizin bir de yaka detayı uygulamak istiyorum. Yakamızın ilmeklerini sizlerle birlikte toplayalım. İpimiz kırmızı olduğu için ışığı bazen fazla yansıtmakta. Şu şekilde bakınız, modelimiz gayet güzel oldu. Şöyle görüldüğü zaman. Petiklerimiz çok hoş bir görüntü ortaya çıkardı. Evet, şimdi yakamız için ilmeklerimizi toparlamaya başlayalım. Ceketimizde bir de yaka detayı kullanmak istiyorum. Yakamız için hemen ilmeklerimizi toparlamaya başlayalım. İlmeklerimizi iliğimizin olduğu yönden almaya başlayalım. Bakınız, iliklerimiz sağ taraftaydı. Kenardaki patımızın olduğu yeri görmekteyiz. Kenar patımızı bitirip hemen ana gövde kısmına geçtiğimiz yerdeki ilk haroşa ilmeklerimizden alarak ilerleyelim. Her bir haroşamızdan bir tane ilmeğimizi çıkaralım ve bunun için şu aşağıda görmüş olduğumuz ilmeklerimizden alarak ilerleyelim. Evet hemen ilk bakınız düze geçişteki ilk haroşadan itibaren almaya başlıyorum. Altta olan kısımlarından birer birer alıyorum ve burada tamamını alıyoruz. Kesinlikle atlama yapmıyoruz. Çünkü burada yeniden bir örgü kuruyoruz. Örgümüze buradan devam ettireceğimiz için hiç atlama yapmayalım. Haroşamızın alta gelen bu kısımlarını birer birer toparlayarak ilerleyelim. Diğer uca kadar gelelim. Diğer uçtan başladık. İliğimizin olduğu yerden bu uca kadar arkadan birer birer ilmeklerimizi alarak geldim. Ve bu yönden örmeye başlıyorum. Düğme dikeceğimiz kısımdan iliklerimizin olduğu yerden taktık. Lütfen karıştırmayalım. Yani ceketimizin sağ tarafından başladık. Sol tarafından örüyoruz. Şimdi ipimizi alalım. Kenarlarımızı ikişer ters olarak örmeye başlayalım. Birinci ilmeğimi örüyorum ipimi şöyle öne alıyorum. İlk ilmeğimi ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İki tersimiz hem başlangıçta hem de bitişte aynı olacak şekilde ayarlayalım. Aralardaki terslerimizi ise üçer ters olarak kullanacağız. İki tersimizden sonra bir tane artış yapıyorum. Bir düz örüyorum. Ve üç tane tersimi hemen örüyorum. Bir, iki, üç. 3 ters, 1 dola, 1 düz. 3 tane ters, 1 2 ve 3. 3 tersten sonra 1 doluyorum, 1 düz örüyorum ve hemen 3 tane tersimi örüyorum. Sıramızın başına kadar 3 tane ters, 1 dola, 1 düz. Başlangıçta 2 ters, 1 dola, 1 düz. 3 ters, 1 dola, 1 düz, 3 ters, 1 dola, 1 düz şekilde sıramızın sonuna doğru ilerleyelim. Sıramızın sonunda ise 2 tane ters kalacak şekilde ayarlamamızı yapalım. Eğer ilmeğimiz 2 tersten fazla olacaksa bu taraflarda ya eksilme işlemimizi yapalım, az gelecekse artma işlemimizi yapalım. Yani biraz geride hesabımızı yapalım ve en son 2 tane ters olacak şekilde ilmeğimizi ayarlayarak örmeye devam edelim. Başlıyorum. Eğer ip takmak istemezseniz bu bölümü biraz büyük bırakıp dikiş yapmak için kullanabilirsiniz yakamızı hemen şu kısma dikmek için. Birinci ilmeğimi ters ördükten sonra sıradaki ikinci ilmeğimi de ters olarak örüyorum. İki tersimi başlangıçta ördüm. İki tersle başlattığım gibi bitişte de yine iki tane tersimi kullanıyorum. Artışımıza başlıyoruz. Bir tane doluyorum ve bir düz örüyorum bir dola bir düz yaptım 3 tane ters örüyorum arada aralardaki tersimiz bakınız Üç tane kenarlarda ikişer kullanıyoruz arada 3 bir doluyorum bir düz örüyorum bir dolayıp bir düz ördükten sonra 3 tane tersimi örüyorum birinci sıramızı bu şekilde örüyoruz 1 2 ve 3. tersimi de örüyorum tekrar bir doluyorum bir düz örüyorum 3 tane tersimi yeniden örüyorum 1 2 ve 3 Evet bir tane başını doladım bir tane düz ördüm son iki tane ilmeğimi ters olarak örüyorum İki ilmeğimi de ters olarak ördükten sonra birinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. İkinci sırada gördüğümüz şekliyle örelim. Artma ya da eksilme yapmayalım. İki tane tersimiz bu yönde. iki tane düz. Bakınız artmamız ve bir tane ters oldu düzümüz. Hey, bütün ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örelim. Bakınız şimdi iki tane düzümü örmeye başlıyorum. Arttığım ilmek ve ondan sonraki düz ilmeğimi ters olarak görüyorum. Hemen yanındaki arttığım ilmeği yine ters olarak görüyorum. 3 tane diğer yönde tersimi, bu yönde 3 düz olarak örüyorum. Bu 3 düzümüz ve 3 tersimiz hep bitecek. Yani yakamız bitene kadar 3 tersimiz sürekli devam edecek. Artmalarımızda diğer artmamızdan sonraki düz ilmeğimiz sürekli artarak yakamızı oluşturacak. Ara ilmeğimiz olarak 3 tersli bölümü çalışacağız. Şimdi bir tane düz, bir tane ters örmüştük diğer yönde. Bu yönde ise bakınız bir tane ters hemen artışımızı da ters olarak örüyorum Diğer yönde 3 tersim bu yönde 3 düz olarak örüyorum. Artışımla bir düz örmüştüm. 2 ters olarak örüyorum. Önce ilmeğimi ters örüyorum. Daha sonra arttığım ilmeğimi ters örüyorum. Diğer yönde 3 ters ördüğüm ilmeğimi bu yönde 3 tane düz olarak örüyorum. Bir düzüm bir artışım vardı. Her ikisini de ters olarak örüyorum ve sıramı sonuna kadar bu şekilde örerek ilerliyorum. Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim. Son 2 tane ilmeğimin olduğu yerdeyim. Diğer yönde 2 ters olarak başlamıştık. Bakınız 2 düz olarak bitiriyorum. 1 ve 2 şu kısımdan bağlamamıştık. Bakınız sadece almıştık. Şimdi kısa ipimi alıyorum ve şuraya bir tane düğümümü atıyorum. Eğer e, düğüm atarak başlamadıysanız bu şekilde birinci dönüşümüzün sonunda bir tane düğümümüzü atalım ve burayı sabitleyelim. Evet şimdi tekrar ardını çeviriyorum ve örmeye başlıyorum bakınız. Yine iki tane tersimizi örüyoruz. Bir önceki artış yaptığımız yerden örmeden bakınız artış yapmış olduğumuz ilmeği hemen bir tane artış yapıyorum bir düz bir tane daha düz. Diğer sıramızda bir artış bir düz örmüştük. Bu sıramızda ise bir artış iki düz ve aradaki üç tane tersimi örüyorum. Bir artış yapıyorum. İki düz ve üç tane tersimi örüyorum. Bir artış yapıyorum. iki düzümü örüyorum. Üç tersimi, üç tersimiz hep devam edecek. Düzlerimiz ise her sıramızda artışımızı yapacak. Tek sırada tabii ki diğer sırada gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Şimdi yeniden modelimizi kurmaya başlayalım İpimi şöyle geriye alıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ve ters olarak örüyorum iki tane tersim bu şekilde örülmüş oluyor bir önceki artış yaptığım ilmeği görüyorum hemen artışım için şişimin üzerine ipimi alıyorum bir iki tane düzüm örüyorum hem bir önceki sırada arttığım ilmeğimi düz olarak örüyorum ve bir sonrasını örüyorum bir artış iki düz olarak devam ettiriyoruz. yani artışımızı burada bir düz fazlalaştırmış oluyoruz. 3 tane tersimiz sabit bir şekilde devam ediyor. tekrar bir önceki sıradaki artış yerimi görüyorum. hemen artışımla başlıyorum. iki tane düzümü örüyorum. 3 tane tersimi yine örüyorum. ve bakınız artış yaptığımız yeri görüyorum. hemen artışımı yapıyorum. 3 tersimden sonra ardından gelen iki ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 tersimi örüyorum. 2 ve 3. Bir tane artışımı yapıyorum. 2 tane düzümü örüyorum. 3 tane ters. 2, 3. 1 artış, 2 düz. Evet sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar örerek geldik. Şimdi bu sıramızda artma yapmıyoruz. İlk 2 tane düz olarak başlıyoruz ve gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Artışlarımızı da ters örüyoruz. Sadece üç tane e, tersimizi diğer yönde ters ördüğümüzü bu yönde 3 tane düz olarak örüyoruz. Bakınız şu, ta, şu şekilde diğer ilmeklerimizi ise artışımızda dahil ters olarak örelim ve sıramızı tamamlayalım. Evet gördüğümüz şekliyle örüyorum. İlk iki ilmeğimi Birinciyi örmeden alıyorum. ikinciyi düz olarak örüyorum. Ve sırası ile ters olarak örüyorum. 1 2 3 tane tersimi ördüm. 1 2 ve 3. 3 tane düz. 1 2 3 tersimi ördüm. 3 düzümü ördüm. Evet, sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 3 ters, 3 düz şeklinde örelim. Yani gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Diğer sıramızda tekrar artışımızı yapalım. Bakınız 2 artışımızı yapmıştık iki artışımızın şöyle gözlerini görmekteyiz. Evet sıramızın sonuna kadar örelim. Tekrar sıramızın başına geldik ve bakınız biraz yakamızı büyüttük. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İki tersimle başlıyorum. Bakınız düz ilmeklerimin sayısı 3 oldu. Bir tane daha şimdi artış yapıyoruz. Bir artış 3 düzümü örüyorum. Aradaki 3 tersimiz hep devam ediyoruz. Şurada görmüş olduğumuz 3 düzümüzün hemen öncesinde yani terslerimizden sonra gelen ilk ilmeğimizi artırıyoruz. Sonrasında 3 düzümüzü örüyoruz ve arkadan aynı şekilde örüyoruz. İstediğimiz ölçü gelene kadar artışlarımızı yaparak örmeye devam edelim. 7'den başlayalım. İlk 2 ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. ikinci ilmeğimi ters örüyorum. İkinci ilmeğimi ters ördükten sonra bakınız 3 tane ilmeğim var. 2 artışımı yapmıştım. Hemen bir tane artış yapıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 3 düzümüzü ördükten sonra hemen 3 tersimiz yakamız bitene kadar aynı kalacaktı. 1, 2, 3 düzlerimizin sayısı artıyor. 1 ile başlamıştık. 2 oldu, 3 oldu. Şimdi bakınız bir artış yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. Tekrar 3 tersimi örüyorum. 1, 2, 3. Düzlerin sayısını artırarak örüyoruz. Terslerimiz yine aynı. Arka sırada olduğu gibi örüyoruz. Ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Yakamızı 6 sıra artırdık ve bakınız bu şekilde istediğimiz ölçüye ulaştık. Eğer daha büyük yaş grupları için örecekseniz birkaç sıra daha geçebilirsiniz. Şimdi düz yöndeyim bakınız ters derimi ters düz derimi düz örüyorum ve bu yönde artışımı yapmadan artık kesme işlemime başlıyorum birinci ilmeğimi örmeden alıyorum ikinci ilmeğimi ters örüyorum ve kesiyorum ördüğümün içerisinden geçiriyorum diğer ilmeklerim düz düz örüyorum bir önceki ilmeğimin içerisinden geçiriyorum sırası ile örüyorum önce geçiriyorum düz örüyorum. Bir önceki örmüş olduğum ilmeğin içinden geçiriyorum. Düz örüyorum. Bir önceki ilmeğimi şöyle tutuyorum. İçerisinden geçiriyorum. Şimdi ters ilmeklerime geçtim. 3 tane tersim vardı. Tersimi örüyorum. Arasından geçiriyorum. Tekrar tersim örüyorum. Diğer ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Son tersimi örüyorum. Ördüğümün içinden diğerini geçiriyorum ve düz örüyorum. Bu şekilde sıramızı hepsini örgümüzü keserek tamamlayalım. Yakamın kesme işlemini tamamladıktan sonra ipimi bir karış kadar fazla e, kopardım ve e, iğnemi taktım. Hemen yaka kısmını şöyle dikmeye başlıyorum. Bakınız şu şekilde elimle güzelce ayarlama yapıyorum kenar patımla gövde kısmına geçen bölümü Şuradaki görmüş olduğumuz çizgiden gelecek şekilde uygun bir şekilde bakınız dikiyorum hemen şuradan alıyorum ve yeniden diğer yakamızı da aynı şekilde dikelim eğer ipimiz fazla değilse İğnemizi biraz ipimizi takalım. Ve çekmeden güzelce dikişimizi atalım yakamıza. Evet arkasından düğümümüzü atalım. Evet ipimi kesiyorum ve içeriye gizliyorum. Kenarlarımızı tığlayarak daha şık görünmesini sağlayalım. Şu şekilde bir tığımı alıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekerek aynı yere batıyorum. Ve yukarıya doğru ilerliyorum. Bakınız şu şekilde tığımızın uygun geleceği yere batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip hemen batmış olduğum yerin ardına giriyorum. Ve ilerliyorum. 1, 2 tane bakınız haroşa ilerledikten sonra batıyorum 1 ve 2 atmış olduğum yerin ardına giriyorum birinci haroşa atladım ikinci haroşa atladım ve hemen ikinci haroşanın üzerine batıyorum 1 2 ve 3 ardına batıyorum birinci haroşa atladım ikinci haroşayı hemen batıyorum 3 tane zincirimi çektikten sonra dibine batıyorum ve bütün kenarlarımızı bu şekilde tamamlayalım Kitimizin alt kısımlarına tığlayarak tamamladım. Kolumun bir tanesinde de tığlama işlemimi gerçekleştirdim. Diğer kolumuzu da sizlerle birlikte başlayalım. Hemen tığımızı alarak tam dikiş yerimizden yapmaya başlayalım. Bakınız şu kısımdan birinci ilmeğimizi alalım. 1 2 ve girişimizle birlikte 3 tane zincirimizi çektik ve batıyorum. Hemen biraz ileriye geçerek Şuradaki ipimizi de yine gizlemeye çalışalım. Tekrar batıyorum. 1 2 3. Dilerseniz 2 tane de çekebilirsiniz. Ve hemen batmış olduğum yerin ardına girerek bağlanıyorum. Biraz ileriye geçiyorum. Bakınız 1 2 3. Bunu göz kararıyla da ayarlayabilirsiniz. Zincirimizi çekiyorum 3 tane. Hemen ardına giriyorum. Biraz tekrar ilerliyorum. İpimi yine ardından götürüyorum. 1 2 3 batıyorum tekrar ilerliyorum 1 2 3 hemen batıyorum ve bu şekilde kolumuzu da tamamlayalım ve bütün kenarlarımız tığ işlemiyle işlenmiş olsun Düğmelerimizi dikerek ceketimizi tamamladım. Ben ince düğme kullanmayı tercih ettim. Sizler e, isterseniz kendi renginden düğmelerle de e, ceketimizi süsleyebilirsiniz. 6 tane düğme kullandım. Evet şöyle arkasına da bakacak olursak. Bakınız çok hoş, çok cici, güzel bir e, bebek yeleği oldu. Umarım sahibi sağlıkla, sıhhatle giyer inşallah. Evet yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek Hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.